Değerli kardeşlerim, hayat baştan sona bir imtihandır. Ve bu imtihanın bir parçası da ömrümüzdür. Ömrümüzün hesabını vereceğimize iman ediyoruz. Yani bize verilen hayat sermayesinin nereden, ne şekilde, nasıl tüketildiği Allah tarafından bize bu nimeti veren Allah tarafından sorguya çekileceğimiz mahşer gününde bu önümüze gelecek. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde insan şu hususlarda sorguya çekilmeden Allah'ın huzurundan ayrılmaz. Bir, ömrünü nerede harcadın? İki, gençliğini nerede ve ne şekilde yıprattın? Malını nereden kazandın? Nereye harcadın? Bildiklerinle ne gibi amel ettin? Yani bildiğinle amel ettin mi, etmedin mi? Diye Cenab-ı Hak bize bunların tek tek hesabını soracak az kardeşlerim. Evet. Bize verilen bedenimiz bize bir emanetti. Bunu korumak bu emanete riayet etmektir. Korumamak ise emanete hıyanetlik etmektir. O yüzden dindeki bütün emirler ve yasaklar şu beş şeyi korumak üzere konmuştur. Yani dinde bir emir varsa mutlaka şu beş şeyi korumak içindir. Yasak varsa yine o yasaklar bunlar içindir. Bir, dini korumak. İki, canı korumak. Üç, malı, aklı korumak. Nesli korumak. Malı korumak. Dinin gayesi bu. Bu beş şeyi güvence altına almak, emniyet altına almak için emirler ve yasaklar ihdas edilmiş değerli kardeşlerim. Dedik ki bedenimiz bize bir emanet. Beden benim değil mi? İstediğim gibi, istediğim yerde kullanırım deme lüksümüz yok. Öyle diyenler çıkıyor zaman zaman. Efendim kürtaj yaptırıyor mesela kadın. Beden benim, istediğim gibi tasarrufta bulunurum diyor. Beden senin değil. Beden Allah'ın bize emanetidir. Bu bağlamda değerli kardeşlerim, vücudumuza, sağlığımıza zararı olan maddeleri de yememiz, içmemiz, kullanmamız, tüketmemiz yasaktır. Dinen yasaklanmıştır. Alkol, ya Kur'an içki diyor, hamur diyor, uyuşturucu, hatta sigara dahil olmak üzere. Sigarada bir uyuşturucu, bir bağımlılık yapan maddeler grubundadır. Bunu bilmemiz lazım. Bilimsel olarak sigarada bağımlılık yapan maddeler grubuna girmektedir değerli kardeşler. Evet. Dikkat edilirse hayat bu beş şey üzere bina edilmiştir. Şerefli bir hayat ancak bunların korunmasıyla olmaktadır değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tamam mı hocam? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Bakınız ne diyor? Ni'metâni meqbûlun fîmâ kezîrun minen nâs. Es-sahatu vel-felâh. İki nimet vardır ki insanlar o nimette aldanmışlar. Yani kıymetini bilmiyorlar ama. İki nimet. Sağlık ve boş vakit. Evet. Kanuni Sultan Süleyman bir beytinde şöyle diyor. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet canında bir nefes rahat gibi. Sağlığın önemini anlatıyor. Şimdi alkol alan, vücuda zararlı maddeler kullanan kişi dinin şu beş gayesinden bakalım hangisini bırakıyor geriye.
içki kullanan, alkol kullanan kişi bir defa aklı devre dışı bırakır, aklı, dinin aklı koruma ilkesini çiğniyor. Akıl olmayınca din de olmuyor, o zaman dinini de korumamış oluyor. Akıl olmayınca can güvenliği de olmuyor. Akıl olan kişiler trafik kazasında şurada burada canını da heba ediyor. Efendim, nesille gidiyor çünkü sağlıklı bir nesil olmaz. Alkol alan bir insanın sağlıklı bir nesli de olmaz. Sağlıklı bir aile yuvası da olmaz. Ve beşincisi de malı gidiyor. Alkolik insan malı da olmaz. Malını çarçur eder. Tamamını malının böyle içkiye şuna buna verir. Bakınız Tahrim suresinin 8. 6. ayetinde ne diyor? Ya eyyühellezine amenu bu enfusekum ve ehlikum nâra. Ayet kelimeyi de fendi girmeyeceğim. Defalarca bu ayet kelimeyi anlattık. Ama bir hususu dikkat edelim bu ayetle alakalı. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Ve bu dönmez ve lehecara. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve çocuklarınızı, ailenizi koruyun. Evet, görevimiz sadece kendimiz değil, Allah'ın bire emanet olarak bize verdiği eşimizi, çocuk çoluğumuzu da bu gibi ateşe götüren şeylerden korumamız lazım. Bir baba, bir anne çocuğunun sorumlusudur. Çobanıdır Efendimizin deyimiyle. Kullukum ra'in ve kullukum mesulun an ra'iyeti. Habibiz çobansınız, büttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Evet, kimle oturup kimle kalkıyor? Nereye gidiyor? Hangi saatte nerede? Bir anne baba çocuğunun bunları bilmelidir değerli kardeşlerim. Evet, böyle olmazsa saldım çayıra mevlem kayıra diye bir çocuk yetiştirirsen, çocuğa dini ve milli eğitim vermezsen, din, iman, Kur'an, ahlak eğitimi vermezsen, aileden başlamak üzere, Kur'an okumayı, Kur'an'ın hayatı tatbikini öğretmezsen, Kur'an ahlakını çocuğumuza vermezsek ne olur? Bu fotoğrafta gördüğümüz gibi olur. Annesini öldüren bir çocuk olur. Dün akşam bir haber bülteni vardı. Orada diyor ki haberde bir evlat 5 katlı izlemiştiniz. Anne babasını oyuna getirerek zafiyetinden yararlanarak evlattan böyle bir şey beklemez değil mi? Ondan vekalet alıyor ve bütün birikimi olan 5 katlı apartmanı satıyor, parasını alıp gidiyor bir kısmını müteahhite satıyor. Müteahhit diyor ki boşalt ev benim diyor. Anne baba şok oluyor. Satıldığını bilmiyor. Ne halleyle yaptırdım bu evi diyor. Anne babasına kazık atan, mağdur eden, sokağa atan bir evlat. Peki bu evlat gökten mi indi? Başkasından mı geldi? Yok. O evladı yetiştiren de yine o anne, o babadır. Dolayısıyla bir yanlış çocuğunuzun bir hatasını gördüğümüz zaman hatayı başkasında aramayacağız. Efendim ne biçim okul, ne biçim milli eğitim, ne biçim kanun, ne biçim devlet, hükümet değil demeye gerek yok. Çünkü çocuk gözünü dünyaya açtığı zaman ilk anne babayı görür. Besmele çekmeyi anne babadan öğrenecek. Dini değerleri orada görecek. Namaz kılan bir anne görecek, namaz kılan bir baba görecek ailede. Dolayısıyla anaokuludur aile. Çocuğumuzu bu şekilde biz yetiştiriyoruz. Yaptıkları da bizim eserimiz. Çocuklarımız bizim eserimiz. Çocuklarımızın yaptıkları da bizim eserimiz değerli kardeşler. Hiç suçu başkasının artmaya gerek yok. Bakınız, Türkiye'de alkol sigara kullanma yaşı 10-11'lere kadar düşmüşse şapkamızı alıp önümüze düşünmemiz lazım değerli kardeşlerim. Evet, bakınız ne diyor? Sigara içme yaşı 12'ye düştü. Okullarımızın önünde özellikle büyük şehirlerde zehir tacirleri çocuklarımızı hedefe oturtmuş, onları bağımlı yapmak için böyle sinsi işlerle uğraşıyorlar. Ekmek arası uyuşturucu satıyorlar. Değerli kardeşlerim, madde bağımlılığı babında söyleyeceğimiz birinci şey burada.
alkoldür. Bir beladır. Ocaklar söndüren, ocaklar bitiren, cinayetler işleten bir beladır. Alkol, içki. Kur'an buna içkiye elham diyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da Maide suresinin 90. ayetinde ne diyor bakın. يَا اَيُوَ الَّذِينَ اَمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَلِفُوا لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ey inananlar, içki, kumar, dikili taştan palomları ancak şeytan işi pisliktir. Aziz kardeşler, رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ diyor. Bu dört şey sayıyor burada. El-Hamr, içki, el-Meysir, kumar, şans oyunları. Bütün şans oyunları meysirdir, kumardır. Kur'an, رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ diyor. Yani şeytan işi pislik diyor. Yani bu ayet olmasa, ben bu ayeti zikretmesem, içki bir pisliktir, şeytan işi birer pisliktir desem beni kınarsınız belki. Ama yerini gösteriyorum ki bu Allah'ın bir tabiridir, Kur'an'ın bir tabiridir. Rahatlıkla söyleyebiliyorum. Allah'tan başkasına kurban sunmak, ensab, el-ezlam, gelecek hakkında kehanette bulunmak. İşte bütün bunlar رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Bir de bir tane arkadaşlarım, şu anlattığım sohbeti bir 7 Mart arası Yeşil Ayaktaş Türkiye'de biliyorsunuz okullarımızda, bu ilçemizde, Kuryeşehir'imizde, okullarımızda, gençlerimize, çocuklarımıza ben anlatıyorum. Bugün öğleden sonra merkez ilkokulda, ortaokulda buna benzer sunumlarımız olacak öğrencilerimize. Saat 2'de. Ancak bugün yerel gazetemizde çıkan yazımızı görüyorsunuz. Efendim, Bartın Halk Gazetesi'nde de aynı konuyu işliyoruz. Başlığımız şeytan işi pislik. Bu Maide suresi 90. ayet bağlamında bir yazı kalem aldık. Dolayısıyla bu hafta içinde biz bu konuyu detayına inceleme fırsatımız oluyor değerli kardeşler. Evet. Ayet-i Kerime'nin devamında 91. ayette diyor ki şeytan bütün bu pisliklerle sizi Allah'a anmaktan sizin aranızda kin sokuyor, nefret sokuyor, düşmanlık sokuyor. Sizi Allah'a anmaktan, namazdan, ibadetten alıkoymak istiyor. Bu sayılan dört şey bir kimse de varsa veya birisi varsa, içkidir, kumardır vesaire. Bu adam namaza gelir mi? Namaza, camiye, hayale salah nidasına kulak verir. Gelir mi? Gelmez. Efendim, bu adam düşmanlık yapar. Biraz sonra gelecek. Efendim, kim nefretle dolar. Dolayısıyla hiç iyi bir şey olmaz. Bir hadisleri paylaşalım. Allah ahdetmiştir ki serhoş edici içki içmeden ısrar eden kimseye mutlaka tıymetü kabel içilecektir. Dünyadaki içki içen ve ısrar edene Allah ahirette içki olarak tıymetü kabel içilecektir diyor. Ya Resulallah, tıymetü kabel nedir diye sorulunca da Efendimiz şu cevap veriyor. Cehennem ehlinin vücutlarından çıkan ter ve irindir diyor. Siz dünyada bunu içiyordunuz, benim yasakladığım içkiyi. Alın size ahirette içki bu. Allah-u Teala. İki hadis daha var. Kullu müskirin hamru. Serhoşluk veren her şey içkidir, haram. Ve kullu müskirin haram. Her içkide haramdır. Serhoşluk veren her şey haramdır. Azı da çok da haramdır. Me eskere kedîruhu fe galîruhu haram. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haram. Efendim, içiyorum serhoş olmuyorum diyor. Olma. Bak ne diyor? Çoğunu içtiği zaman serhoş oluyorsam onun bir damlası da diyor haramdır diyor hadis-i şerifte arkadaşlar. Evet, bir damladan bir şey çıkmaz. Bir bardaktan bir kadehten bir şey olmaz demeye getiriyor ama günahın azı da çoğu da birdir. Çoğa giden yol azdan geçer. Birden geçer. Bir dam sigara içmek de bir şey olmaz diyor. Sonra da oluyor bir paket, iki paket sigara içiyor. Bir fırttan bir şey olmaz diyor. Sonra alkolik oluyor. Bütün günahlar birle başlar. İki olması için bir olması gerekiyor.
Şeytan insanı böyle kandırıyor. Bir şey olmaz. Bir kere deneme. Oğlum öyle bir olur ki bütün uyuşturucu bağımlıları birle başlamıştır. Bir bağımla başlamıştır yani. Çok dikkat etmek lazım. Sigara içen kişi günde 3 paket sigarayla başlamaz. Birle başlar. Bir dalda, iki dalda başlar. Evet, içki bütün kötülüklerin anasıdır. Sözünü hatırlayalım. Bakınız, ülkemizdeki cinayetlerin %85'inin sebebi, boşanmaların %80'inin sebebi, tecavüzlerin %50, şiddet olaylarının %50, trafik kazalarının %65, boşanmaların %70 sebebi alkoldür. Evet, çok dehşet bir olay. Bunu daha önce anlatmıştım belki ama bu olay efendim Giresun'un Espi ilçesinde oluyor benim için. 1983 yılında şu solda gördüğünüz kişi gecenin bir yarısı alkol olarak eve geliyor. Annesini ve 4 kardeşini doğuruyor. Sonra ne oluyor? Yakalanıp hapse atılıyor. Peki sonra ne oluyor? 1991'de affla çıkıyor. Affedilmemesi gereken birisi affediliyor yani. Sonra ne oluyor peki? 2006 yılına geliyoruz. 2006 yılında ise bu sefer İstanbul Pendik'te efendim 4 çocuğu artık bir daha evlenmiş demek ki 4 çocuğu ve üvey kardeşini öldürüyor. En son kurşunu da kendi kafasına sıkarak 6 kişiyi daha öldürüyor 2006 yılında. 5 de 1983'te öldürmüştü. Toplam ne yaptı? 11. Sebep? İçki. Böyle bir şey işte. Bu adamın ahirette yatacak yeri var mıdır? Cinayet, adam öldürme. Büyük günahdır. Bu adam 11 can aldı, kendi canı dahil. Efendim terörist ne yaptım bilmiyordum diye bir mazeret yok. Belki bizim hukukta vardır ama bilmiyorum. Allah'ın hukukunda yok. Ben sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyordum. O yüzden benim hatırım, ya Rabbi senin şansın yok. Zaten içmeyeceksin haram. Değil mi? Evet. Sağlık için en büyük tehdit içki değil birader biliyorsunuz. Evet. 2005 rakamlarına göre 36.120 tır dolusu içki tüketilmiş. 36.120 tır demek ne demek? Ankara'dan Edirne'ye kadar tır kuyruğu var. Bu tırın tamamı içki dolu demek. Bir yıl içinde, 2005 yılında Türkiye'de Müslüman nüfusu, %98'i Müslüman olan ülkemizde 36.120 tır dolusu içki tüketilmiş. Bu bir istatistik değerli kardeşler. 2014 verilerine bakalım. Burada da 1.077.000.000 litre içki tüketilmiş. Evet, sigara içenin ağız kanseri olduğunu bir kere hatırlayalım. Türkiye'de 4 milyon alkolik, 13 milyon da meyilli var. Meyilli demek şu demek, ara sıra atıyoruz. Akşamdan akşama, yine bir özel günlerinde falan. Ara sıra atıyorum diye içiyor mu? Ara sıra. Ya bunun ara sırası yok. Ara sıra olduğu zaman helal mı? Yani haram olması için her gece mi içmen gerekiyor? Yok. Bir defa da içsen haramdır. Gündüz de içsen haramdır, gece de içsen haramdır. Günahtır. 13 milyon kişi böyleymiş. Toplam ne yaptı? 17 milyon kişi bir şekilde Türkiye'de içki içiyor. 80 milyon nüfusumuz var. Yaklaşık 20 milyon kişi içki içiyor. Az bir şey değil yani. Kaçta kaçı 20 milyon? Yani 4'te 1 milyon, 4'te 1'den fazla kişi içki içiyor bir şekilde. Ama bu 17 milyon kişinin tamamına yakını Müslüman ya. Yani kayırmıştı falan değil. Elbette işte. Şimdi bunu anlatayım. İlçemiz bazında düşünelim. İlçemizde neler olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Kimin ne kadar içtiğini, ne kadar tüketildiğini. Değil mi? Biliyorsunuz yani. Ama içki içenler modern insan olarak tarif ediliyor. Tanıtılıyoruz. İçen insan modern insan, çağdaş insan. İçmeyen insan çağdaş, yobaz, örümcek kafa. Eskiden öyle derler. Ot gibi adam diyor. İç bile içmiyor. Ya, biz razıyız ot gibi adam olmaya, onun dediği gibi. Bakalım öbür tarafta kim kârlı çıkacak, ona bakarız. Biz ona bakarız. Biz Müslüman olarak öbür taraftaki hesaba bakarız. Hesapta, hesaba çekildiğimiz zaman
başımıza neler geleceğini, hesabını, kitabını burada yapmak durumundayız. Yılbaşı gecesi 1 milyon şişe rakı içildi diye bir haber. Buna gülelim mi, ağlayalım mı? Ağlamamız lazım. Evet. Boşanma verilerine bakalım. 2014 yılında 130 bin çift boşanmış. 130 bin. Bunların çok büyük oranında sebebi alkoldür. Alkol olan yerde, içki olan yerde aile geçimsizliği olur. Yani içki içip içen bir aile düşünün. Şunu ilçede düşünün. Çok aile var. Öyle aile biliyor musun şu aile? Kulağımıza gelip anlatıyorlar. Sabaha kadar beyanına, akşama kadar uyuyormuş evde. Akşama kadar uyuyor, akşam oluyor, kalkıyor beyanına gidiyor. Gece sabah eve geliyor, bir daha böyle bir hayat. Yani bunun eşinin hayatını düşünsenize, çocukların eşinin. Böyle bir hayat, böyle bir hayatta huzur olur mu? Ya, çok büyük bir bela değerli kardeşler. Dünyevi yönden de öyle. Huzursuz bir hayat. Zevk alınmayan bir hayat. Değil mi? Her yönden. Cebinde para olmaz, huzur olmaz, sevenin olmaz. Sadece meyhane dostları sever. Sever gibi görünür. Şimdi 2014 yılında böyle. Peki 2015 yılında 2015 yılında 132 bin çift boşanmış. İşte bunların sebeplerinin en büyüğü nedir? Alkoldür, içkidir değerli arkadaşlar. Evet. Bakın alkol insanı ne hale getiriyor? İçki. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın alkol aldıktan sonra çocuğunu gördüğünüz fırına atıyor. 4 ay çocuğunu. 4 haftalık. 4 haftalık. Kızartıyor. Tabii sonra tutuklanıyor. Mahkemede ama hakime diyor ki hiçbir şey hatırlamıyor. Neden? Alkol içki Kur'an'da el hamırdır, hamur. Aklı örten demektir. Aklı örten. Akıl devre dışı kalıyor. Yani Kur'an'ın bu ayetine yola çıkarak bir insana alkol olan bir insana akılsız desen yalan söylemiş olmazsın. Çünkü hamur aklı örten demek. Aklı örtüyor, devre dışı kalıyor. Yani. Akıl falan yok. Akıl olsa çocuğunu burada ufuna atıp kızartmaz değil. O yüzden Kur'an'da bir kelime daha var. Bununla alakalı humur, çoğulu humur, hımadır. Aynı kökten geliyor. Baş örtüsünü ifade eden Nur suresi 31. ayette humur vel yadribne min humurihinne ala cuyubihinne diye geçiyor. Baş örtülerini göğüslerinin üzerine doğru salsınlar. Yani başlarını doğru dürüst örtsünler kadınlarınız. Tesettüre doğru dürüst girsinler anlamında. O kelime de humur geçiyor. Aynı kökten geliyor. Baş örtüsü demek. Başı örten örtü demek. Değerli kardeşlerim. Evet. Trafik kazaları maalesef ülkemizde bir yaradır. Savaşta verdiğimiz zayiattan, şehitten daha çok trafik kazalarında insan kaybımız oluyor. Bizim onlar önceki yıllara baktım. Bir yılda Türkiye'de trafik kazasında ortalama 5000 kişi hayatını kaybetmiş. Trafik kazalarının %60'ının sebebi de alkol olduğuna göre 5000'in %60'ı kaç yapar hesap? 3000 küsür yapıyor anlıyorsam. Efendim 3000 küsür kişi sadece alkol yüzünden hayatını kaybediyor. Bunların bir kısmı masum insan. İçmeyen yani. Adam sen kaldırıma doğru yürüyorsun. Alkolik bir adam geliyor aracıyla sana çarpıyor sen ölüyorsun. Hiçbir şeyden haberi yok. Bak hem kendi hayatı tehlikede hem de masum insanların hayatı tehlikede bu fotoğrafta olduğu gibi. Bu fotoğrafta bir polis memuru İstanbul'da uygulama yaparken trafik polisi bizim hemşehrimiz de o yüzden hapıldığı ben de cenaze namazda bulundum. Efendim bir alkolik geliyor aradı uygulama yapan polise çarpıyor hayatını kaybediyor. Şehit oluyor. Bu gencelik polis kardeşimizin ne suçu vardı? Değil mi? Evet. Evet, bu anlattığım olay gazetede böyle haber olmuş. Bu da Bartın'da bir trafik kazası haberi.
Bu da alkolü birisiymiş. Haberde öyle yazıyor. Evet, alkol hususunda bunları atacağız. Son 10 dakikamız. 10 dakikada da sigarayı anlatacağız. Sigara tiryakları biraz üzülebilir. Morali bozulabilir. Ama dikkat dinleyelim. Sigara neden siyasi düşmandır? Çünkü Türkiye'de 100 bin kişi ölüyor bir yılda sigaraya bağlı hastalıklarla. 100 bin kişi bir anda ölse kıyamet kopar. Ama bir yıl içinde peyder bey çaktırmadan sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybeden insanlar sayısı 100 bini buluyor. O yüzden sinsi oluyor. Bakınız. Bu da geçen seneki bir gazete kurdu. Her yıl 100 bin insan ölüyor. Bu fotoğraftaki arkadaş Yeşilay'ın genel başkanı. Evet. Bu 100 bin rakamı ne anlama geliyor? Bir bakalım. Şu anlama geliyor. Türkiye'de her gün bir uçak düşüyor ve uçakta hiç kimse kurtulmuyor. Şimdi evinize gittiniz, akşam oldu, haber bülteni izliyorsunuz. Sayın seyirciler, bandı uçak düştü, kurtulan olmadı. Ertesi gün tekrar bir haber. Trabzon'da uçak düştü, kurtulan olmadı. İstanbul'da uçak düştü, kurtulan olmadı. Her uçakta 300 kişi var. 300 çarpı 365. Yaklaşık 100 bin kişidir. Yani günlere bulduğumuz zaman günde 300 kişi sigara bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyormuş değerli kardeşlerim. Bu araştırmacıların verilerinden kardeşlerim. Veya bir şehrimize atom bombası atılıyor. Aynen Nagasaki, Hiroşima'da olduğu gibi. Veya her gün 6 adet otobüs dolu şarapla yuvarlanıyor ve otobüste kimse kurtulmuyor. Yani 100 binin başka ifadesi bu. Dünya genelinde ise 5 milyon, şimdi bu biraz 2009'a ait, yenilerseniz bakarsanız daha fazladır bu. Bir başka yerde 6 milyon diye yazıyordu. Yeni rakam. Bu eski bir rakam, 2009'a ait. Dünya genelinde 5 milyon kişi sigaraya bağlı hastalıklarla hayatını kaybediyor. İçtiğimiz sigarada ne var bakalım diye soracak olursanız birkaç tanesini görelim. Tuvalet temizleyicisi varmış. Böcek ilacı var. Hatta roket yakıtı var, egzoz var, arsenik var. Füze yakıtı bile var. Yani onların ham maddesi. Her bir şey var. Kırtlak kanseri olanlar toplumda görüyorum. Burası delik geziyor. İşte bunun %90'ının sebebi de sigaranın değerli kardeşler. %90. Akciğer kanserinin ana sebebi nedir? Sigara. Bu gördüğünüz siyah olanı sigara içenin akciğerin, beyaz olanı da içmeyenin akciğeri. Sigara, bir dal sigara ömürden 5 dakika çalıyormuş. Bir ortalama bir insanın ömründen 15 yıl kısaltıyormuş. Erken ölmek isteyenler sigaraya devam. Evet, dediğiniz gibi. Ben yaşamak istemiyorum. Ama ölmek istesen de ölemiyorsun bazen. Ölümü istiyorsun ama elinde değil yani kardeşlerim. Değil, öyle insanlar var. Hocam içen öldü de içmeyen ölmedi falan. Tamam da ölmeyecek olan yok ki. Bir yaşayarak ölmek var, bir çekerek ölmek var. Hangisi güzel? Zaman olsa da gösterdim, öğrencilere gösteriyorum. Adam ölemiyordu. Fotoğraf, video, hayat, video çekimi olmuş. Gördüm, istedim, bunu çocuklara da gösterdim. Öyle yaşamak denmez ona ya. Yaşamak denmez. Öyle bir hastane yatağında çekilmiş. Sigaradan tabii. Ama o yatağı hastaneye gelene 15 güne kadar da hala içiyormuş. Evet. İç geberdi değil mi? Keşke öyle bir şey yazsalar. Yazıyorlar ama şimdi sigaradan dışında yazıyorlar. Öldürür falan. Değil mi? Evet. Bir de irsi hastalıkların geçmesine sebep oluyormuş. Ağız içi kanserine, dudak kanserine sebep oluyormuş. Bu bir haber. Bu vatandaş Giresunlu. Sigara yüzünden doktor ayağını kesiyor. Sağ ayağını kesiyor. Sonra diyor ki bir daha içmiyor yoksa sol ayağına gidecek. Bu vatandaş dinlemiyor. Devam ediyor. Sonra ne oluyor? Sol ayağı da kesiliyor fotoğrafta gibi. Yatağa mahkum hale geliyor. Değerli kardeşlerim. Bu da onun benzeri
bir haber. Bu da televizyonlarımızda kamu spotu olarak dönen bir fotoğraf. Bir paket sigara içen günde 20 yılda 7 kilo ne içermiş? Katran, zift, asfalt içermiş. Benim bir yakınım 91'de vefat etti sigara ya bağlı hastalıktan. 40 gün hastanede yoğun bakımda yattı. Son nefesine kadar eline sigara verdiler. İstiyor. Yakmadın mı? Veriyor elinde böyle kendini oyalıyor. Son nefesine kadar elinde sigarayla. Doktorlar içinden şu kavanozdan bir kavanoz zift çıkardı, ona verdiler. Ailesine verdiler. Bir kavanoz. Ben gözümle gördüm. Evet. Parası el alır, dumanını tabii el alır. Bize ne kalır? Bize de sağlığımız kayıplı kalır değerli kardeşlerim. Sağlıklı bir uyku uyuyamazsınız. Çok sigara içenler uyku da uyuyamaz. İki de bir uyanır. Çünkü çok hastadır. Akciğer sorumludur. Sigaranın maliyetine bir bakalım. Araştırma yaptım. En ucuz sigara 7,5 liraymış. Daha ucuzu var mı söyleyeyim bilmiyorum. En pahalı sigara 14 liraymış şu anda Türkiye'de. Ortalaması 10 liradır. Bir kişi en ucuzundan günde bir paket sigara parasını bir kenara koysa ne yapar? 2737 lira. En pahalısından yapsa 5110 lira. 10 liralık bir sigara içse 3650 lira. Yıllık sigara parasını bir kenara koysan 3650 lira parayı biriktirmiş olursun. Peki bu parayla neler yapılabilir? Adamın bir tanesi Konya'da sigarayı vazgeçiyor. O tarihten sonra para biriktiriyor sigara parasını ve hacca gidiyor gördüğünüz gibi. Değil mi? Neler yapabilir? Bu da çok çarpıcı bir şey. Bir paket sigara 10 lira ortalama şu anda ortalama. Ucuz da pahalı ortalaması. 10 lira demek eşittir. Ne demek bir sevgi var? 10 tane ekmek ya. Yani çocuklarımız Allah bize sorar mı? 10 tane ekmek parasının bir paket sigara ödüyor. Ekmek bilir. E 10 doğru ya. Ekmek bilir. Evet. Bir de pasif içiciler var. Bunlar pisi pisine oluyor. Gerçi beleş sigara içiyorlar ama. Kahvelerde Allah'tan yasaklandığı gibi 97'de çıkan yasayla alakalı tütün yasasıyla büyük oranda uyuluyor yani Allah'a şükür. Ama yine de bazı alanlarda sigara çıktığı zaman pasif içiciler de bundan zarar görüyor. Bakın 4 saat duman altında kalan bir kişi 10 da sigara içmiş sayılıyormuş. 4 saat duman altında kaldın, içmedin ama soludun, nefes aldın. 10 daha sigaraymış gibi zararı oluyor. Bir tane annem hastaneye gitti. Gerekli tetkikler yapıyor. Teyze sen sigara içiyor mu dedi doktor. Doktor bey ne sigarası ya? Sigara falan içmem için mi? Yok yok sen sigara içiyorsun demiş. Ya duman var içinde demiş. Babam o zaman sigara içiyor. Şimdi içmiyor mu? Babamın içtiğinden faydalanıyormuş ya. Yani. Duman altı kalıyormuş. Duman altı kalıyormuş. Bunu canlı bir İslam olarak anlatıyorum. Şimdi içimizde sigara içenler varsa bıraksa çok iyi olur. Bırakmanızı tavsiye ederim. Şayet içiyorsanız Allah rızası için. Gençliğimiz, çocuklarımız, neslimiz için. Evde içmeyin bir. Evin içinde zaten içmeyeceksiniz. Hatta balkonda da içmeyin. Hatta çocuklarınızın hiç görmeyeceği bir yerde illa içeceksiniz. Çocuğun yanında sigara içiyor. Çocuğun sigara içme diyecek ya. Çocuk sana inanmaz. Çocuğun sigara içme, bir önünde sigara var. Bir anne gördüm burada. Çocuğu var daha bir yaşında yok. Genç bir anne. Çocuğunun yanında elinde sigara tüttürüyor. Çocuğa örnek olacak anne babadır. Büyüklerimizdir, öğretmenlerimizdir. Öğretmenler de kınıyorum içenleri. Öğrencisinin yanında içenler. Anlamabilirsiniz. Öğrencisinin yanında elinde sigara geçen gezen bir öğretmen izah edemiyorum, anlatamıyorum. Buna dikkat etmemiz lazım. Biz hocalar, öğretmenler, toplumun önderleri, babalar, gençlere, çocuklara örnek olmak durumundayız. Bizi rol model alacaklar bunlar. Kimi örnek alacaklar? Müftüyü, öğretmeni, müdürü, ne bileyim. Sizi, hacı amcaları örnek alacaklar. Evet. Evet, rahmetli de içer diyor. Değerli kardeşlerim, bu sohbetimizde bağımlı madde bağımlılığı ve zararlarını anlattık. Alkol, içki ve sigara anlattık. Uyuşturucuyu da anlatacaktık ama zaman yok. Okullarda anlatıyoruz.
biraz sonra anlatacağım kızım. Bizim ilçemizde uyuşturucu yok demeyip duydum. Birkaç gün önce bir esnaf arkadaşım çayını içerken var mı dedi ya? Var mı hocam? Nasıl? Bu okuldan dedi, bu okuldan. Ortaokuldan. Bir tane genç geldi balı istedi. Dedim. Bir daha geldi sonra. Hayır ne yapacağız dedim. Ayakkabı yapıştı, şöyle yapacağım işte falan. Belli ki çok alınca anladı ki ha bu balıyı çekmek için. Sonra yazılığını çöpe attım diyor, vermedim. Ama bir yerden bulmuştur onu. Dememiz o ki, gerek esnaflarımız, gerek en büyük sorumluluk anne babaya düşür. Çocuğunun bu halinin haberi olması lazım. Benim çocuğum yapmaz demeyeceksin. Senin çocuğun işte o buradaki çocuğun, sizin bizim çocuklarımız. Yani içimizden birisinin çocuğu mutlaka. Çocuklarımız sigara kullanıyor mu, uyuşturucu kullanıyor mu? Değil mi? Bunların nereye girip nereye çıkıyor, dersten sonra ne yapıyor, kiminle ders çalışıyor, kiminle oturup kiminle kalkıyor? Bunlar ne yapmamız lazım arkadaşlarım? Efendim, dikkat etmemiz lazım. Ezan okunuyor. Şununla bitiriyorum. Şu videoyu bir izleyelim. Evet. Cenab-ı Hak günahlarımızı affeylesin. Bizleri bağışlasın inşallah. Geçtiğimizi, çocuklarımızı bu gibi tehlikelerden korusun inşallah. İzlediğiniz bu videoda 400 dal sigaranın vücutta bıraktığı ziftin deneysel görüntüler var. Deney ortamında laboratuvarda yapılmış. 400 dal sigaranın en sonda 7.2 gramlık bir zift bıraktığını video olarak göreceksiniz değerli arkadaşlar. Evet. Ben lillahi teala'nın Fatiha diyerek diyorum. Allah razı olsun.